Arkadaşlar merhaba. Videomuzun konusu 8. sınıf İngilizce dersi 2. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık amacıyla örnek sınav sorusu çözümü olacak. A bölümünde comparative adjectives yani karşılaştırma sıfatlarla ilgili sorular mevcut. Fill in the blanks with comparative form of given adjectives. Boşlukları verilen sıfatların comparative forms yani karşılaştırmalı şekilleri yani dahalı şekilleriyle doldurun demiş. Şimdi birinci cümleye bakıyorum. Taking photos of animals var. Hayvanların fotoğraflarını çekmek is'dir. Nedir? Then scuba diving. Tüple dalıştan. Then burada Türkçedeki iki şeyi karşılaştırırken arkadaşlar Türkçedeki gibi then kullanıyoruz ama bunun yazılışı farklı sadece. Fascinating daha güzel, daha muhteşem, daha büyüleyici, daha hoş anlamında. Sıfatlar arkadaşlar yapısal olarak ikiye ayrılıyorlar. Tek heceli sıfatlar ve çok heceli sıfatlar. Biz burada çok heceli bir sıfatla karşı karşıyayız. Ve çok heceli sıfatlarla karşılaştırma yaparken, sıfatı dahalı dereceye koyarken sıfatın önüne more getiriyoruz. O yüzden taking photos of animals is more fascinating diyeceğiz. More fascinating than scuba diving tüple dalıştan daha büyüleyici, daha hoş ya da daha zevkli olarak değerlendirebilirsiniz fascinating'i burada. Caving diyor, mağaracılık is'dir. Then rafting, rafting'den nedir? Sıfatımız burada easy, kolay, daha kolaydır. Tek heceli sıfatları daha yaparken arkadaşlar sıfatın sonuna er takısı getiriyoruz. Ama eğer sıfatımız y harfiyle bitiyorsa ve y'den önceki harf ünsüz bir harfse ki burada ünsüz S harfi var. O zaman Y harfini düşürüyor. Yerine bir İ kaynaştırma harfi koyuyor. Ondan sonra da ER takımızı getiriyoruz. Dolayısıyla caving is easier, daha kolay, than rafting, raftingten daha kolay demiş olduk. Şurada fazlalıkları da alalım biraz arkadaşlar. Easier, daha kolay. Riding an elephant, şimdi motorsuz vasıtalar, araçlar yani binek hayvanları. Bunlara binmek derken ride kullanıyoruz. Bir de bisiklete binmek derken ride kullanıyoruz. Araba kullanmak derken de drive'ı kullanıyoruz sürmek anlamında. File binmek dir diyor. Then climbing a mountain bir dağa tırmanmaktan. Sıfatım nedir? Boring. Bu tek heceli değil, çok heceli sıfat kategorisinde. O yüzden önüne more getireceğim ve more boring diyeceğim. Daha sıkıcıdır. More boring. Then climbing a mountain, dağa tırmanmaktan. Şöyle göz zevkiniz bozulmasın. Burayı da karartayım ben en iyisi şöyle. Tamam. Peki. Going on a jeep safari, jeep safarisine gitmek, yani çölde jeep kullanmaktır. Then joining a motorcycle tour, bir motosiklet turuna katılmaktan. Burada da bad sıfatımız var arkadaşlar. Evet, bir de düzensiz sıfatlarımız var. Şimdi de sırada bir düzensiz sıfat var. Bad sıfatı ve good sıfatı İngilizce'de düzensiz sıfatlar. Bu ne demek? Kurala uymuyorlar. Yani tek heceli olmasına rağmen ben bunun sonuna bir er takısı getiremeyeceğim. Bad kötü İngilizce'de, worse ise daha kötüdür. Düzensiz sıfatlar kafalarına göre değişiyor arkadaşlar. Dolayısıyla going on a jeep safari is worse diyeceğim. Worse. Denim zaten orada mevcut. Then joining a motorcycle bir motosiklet turuna katılmaktan daha kötü. Bunu da renklendirdim. Climbing is then swimming. Fiillerin sonuna getirdiğimiz ing takısı o fiilin adını yapıyor. Climb tırmanmak, climbing tırmanma. Swim yüzmek, swimming de yüzme. Bakın burada da gene düzensiz bir sıfatım var. Nedir? O good'dur. Peki good sıfatının dahalısı nasıl yapılır komparatifi? Better şeklinde yapılır. Climbing is better diyeceğim. Better than swimming yüzmekten daha iyidir. Ve arkadaşlar komparatif bölümünü tamamlıyoruz. Şimdi sırada prefer var ya da would rather var. Prefer ve would rather İngilizce'de tercih bildirmek için kullandığımız yapılar. Yani neyi tercih ettiğimizi söylerken prefer ya da would rather kullanabiliriz. İkisinin de anlamı aynı ama gramatik olarak kullanımda farklılıkları var.
Nedir kullanımdaki farklılık? Arkadaşlar prefer'den sonra eğer fiil getiriyorsak fiilin sonuna ing takısını yani ing ekine ekliyoruz. Would rather'dan sonra ise fiil kullanırsak fiili yalın kullanıyoruz. Prefer'de tercih ettiğimiz şeyle etmediğimiz şey arasına bir to koyuyoruz. Would rather'da ise tercih ettiğimiz şeyle etmediğimiz şey arasına bir than koyuyoruz. Şimdi ilk cümleye bakıyorum. I travel by bus. Ben otobüste seyahat etmeyi tercih ederim diyeceğiz tabii burada. Then travel by train. Trenle seyahat etmeye. Şurada gördüğünüz then nedeniyle arkadaşlar. Demek ki ben bu cümlede tercihimi would rather'la bildireceğim. I would rather diyorum. Ben tercih ederim. Travel by bus. Otobüste seyahat etmeyi. Then travel by train. Trenle seyahat etmeye. Ve cevabımız olgunlaştı. Kızartıyoruz. Aslı walk then run. Ha, Aslı yürümeyi koşmaya tercih eder. Peki fiillerimin sonunda ing takısı var mı? Yok. O zaman gene prefer değil ne kullanacağım? Would rather kullanacağım. Would rather. Evet Aslı yürümeyi koşmaya tercih eder demiş oldum. Buradaki cevabımı da kırmızıya alıyorum arkadaşlar. Kızartıyorum ve yolumuza devam edeceğiz. Şuradaki çizgiyi yapmasın diye de şuraya bir boşluk yaptım. They visiting historic sites. Onlar diyor tarihi alanları ziyaret etmeyi. To modern cities. Modern şehirleri ziyaret etmeye. Bakın bu sefer arada bir then değil bir to var. Demek ki ve fiillerin sonunda da ing görüyoruz. Fiilin sonunda visiting historic sites. Demek ki burada tercihimi belirtmek için kullanacağım kelime bu sefer prefer olacak. I prefer visiting historic sites. Ben tarihi alanları evet ziyaret etmeyi tercih ederim. Modern cities, modern şehirleri ziyaret etmeye, gezmeye. Ali watching TV to going out. Ali televizyon seyretmeyi, dışarıya çıkmayı tercih eder. Gene to var arada. Tercih edilen şeyle edilmeyen şey arasında. Dolayısıyla demek ki ve fiil olduğu zaman burada da watch fiil var. Fiilin sonunda da ing var. To'dan sonra da gitmek fiilinin sonunda ing var. Demek ki benim burada tercih için kullanacağım kelime gene prefer olacak. Evet, tamam. Şimdi prefer'ı renklendirelim. She go to the cinema then sit at home. O sinemaya gitmeyi, evde oturmayı tercih eder. Arada then görüyorum arkadaşlar. Demek ki bu sefer would rather kullanacağım diyorum. Would rather. Ve arkadaşlar önemli bir konu olan would rather prefer meselesini de geride bırakmış oluyoruz. Devam ediyoruz yolumuza. Şimdi burada da yani işte turizmle ilgili çok önemli kelimeler var arkadaşlar. Mutlaka bilmesi gereken kelimeler. Bunlar LGS sınavında da çok büyük önem arz edecek. Çünkü soru köklerinde kullanılacaklar. Mesela location, lokasyon, yer demek. Souvenir, hediyelik eşya. Accommodation, konaklama demek. Climate, iklim. Tourist attractions, turistik yerler. Local food da yerel yiyecekler. Yani cuisine, yani mutfak türü, yiyecek türü. Mutfak türü. Mesela Turkish cuisine, Türk mutfağı, Italian cuisine, İtalyan mutfağı gibi. Diyor ki, categorize the given words and write them under the correct titles. Verilen kelimeleri kategorize edin ve doğru başlıkların altına yazın. Peki, south, güney kelimesi, location, yani yer belirleyen bir kelime. Dolayısıyla south'u buraya alıyorum. Taj Mahal, Taj Mahal çok ünlü bir turistik yer arkadaşlar Hindistan'da. O yüzden Taj Mahal'i bu kategoriye dahil edeceğim. Taj Mahal. Bed and Breakfast Hotel diyor. Bed and Breakfast Hotel yatak ve kahvaltı. Yani sadece yatak ve kahvaltıdan istifade edebileceğiniz otel. Tabii ki bunu da nereye almam gerekiyor? Bu bağlamda accommodation'a almam gerekiyor. East var, doğu. Bu da location, yer bildiriyor, konum bildiriyor. Ve location kategorisine dahil ediyoruz. Hardaliye var. Hardaliye, üzüm suyu. Bu yerel bir içecektir. Tabii içecek kısmı olmadığı için özel olarak onu yiyecek kısmına dahil ediyorum. Ve hardaliyeyi de buraya yazıyorum. Warm var arkadaşlar. Warm, ılık, sıcak, ılık ya da sıcak anlamında kullanılır. Daha ziyade ılıktır.
Tabii onu da iklim kategorisine almam gerekiyor. Fried liver var. Evet, bu Trakya bölgesi, Edirne bölgesine ait bu mutfak yiyecek türleri zaten Selimiye Camisi'nde burada görüyoruz. Hardaliye de zaten Trakya'ya ait bir içecek, üzüm suyu. Fried liver da Edirne'nin müthiş Edirne ciğeri. Dolayısıyla ne yapmam gerekiyor? Fried liver'ı da yiyecek kategorisine almam gerekiyor. Fried liver, tava ciğer, kızarmış ciğer, kızartılmış ciğer. Selimiye Mosk, Selimiye Camii. Arkadaşlar, Selimiye Camii Edirne'deki meşhur cami, Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği cami. Onu da turist attraction alıyorum, turistik yerler kategorisine dahil ediyorum. Guest house var. Guest house konuk evi demek. Konuk evi ne olacak? Tabii ki konaklama ile ilgili kategoriye dahil olacak. Konuk evi, misafirhane aynı zamanda o anlamda da. Ya iken hani misafirhane de deniyor konuk evlerine. Hot, evet bu tabii ki climate, iklimle ilgili bir kavram. O yüzden bunu da climate'in altına yazıyorum, sıcağı. İşte wicker work basket var. Bu da Edirne ilimize özgü hasır sepeti arkadaşlar. Hasır sepeti de ne yapmam lazım? Hediyelik eşya kategorisine almam lazım. Hediyelik eşya. Evet, örgü sepeti, elde örülen. Fragrance soaps da, kokulu sabunlar da gene o bölgemize ait. Dolayısıyla onu da alıyorum. Kokulu sabun, meyve sabunu da deniyor. Onu da hediyelik eşya kısmına dahil ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım bu sefer bizden ne isteniyor? Answer the questions according to the text. Sorulara metne göre cevap veriniz demiş. Peki, okuyalım o zaman metni birlikte. Muğla is a city. Muğla bir şehirdir. On the southwest coast of Turkey. Of the tamlamada sondan başa doğru geliyoruz. Türkiye'nin güneybatı sahilinde bir şehirdir. The growing city, growing büyüyen demek, büyüyen şehir. Has lots of alternatives, ya birçok alternatife sahiptir. Such as de örneklendirme yapar. Such as shopping mall, alışveriş merkezi, sports activities, spor aktiviteleri ya da historic sites, tarihi alanlar gibi. Such as gibi. Bodrum Castle, Bodrum Kalesi, Kaunas Historic Site, Kaunas tarihi alanı, and Ölüdeniz Beach ve Ölüdeniz kumsalı plajı are some of the most important places to visit. Ziyaret edilmek için en önemli yerlerden bazılarıdır. Ziyaret etmek üzere için. You can also try paragliding in Ölüdeniz. Siz aynı zamanda, also aynı zamanda Ölüdeniz'de yamaç paraşütünü deneyebilirsiniz. Approximately, yaklaşık 900,000 people, 900 bin kişi live there, orada yaşar, der orada. And it has a coast to Aegean, ve Ege'ye sahili vardır, coast. It has a warm temperature over the year, over the year, yıl boyunca ılık bir iklime sahiptir. You should gereklilik modulumuz İngilizce'de gerekir anlamını veriyor fiile. You should taste the delicious foods, lezzetli yiyeceklerin tadına bakmanız gerekir. You can choose swordfish, keşkek. İşte swordfish, ekşi balık, keşkek and Bodrum dessert çöl demektir. Dessert olursa tatlı ve Bodrum tatlısı lokmayı diyor. Seçebilirsiniz. For your dinner, akşam yemeğiniz için. Tabii ekşi balık da salamura, balık anlamında. Peki, şimdi sorulara cevap verelim. What are traditional dishes? Geleneksel yiyecekler nelerdir? Buna cevap olarak ne diyeceğiz arkadaşlar? Şuradan itibaren alabiliriz onu. Kopyalayalım. Şimdi yazmakla uğraşmıyorum. Ne için yazmakla uğraşmıyorum? Videonun süresini uzatmamak açısından. O zaman ben şöyle yapacağım. Diyeceğim ki işte swordfish, bunu da büyük harfle yapayım başlangıç olduğu için. Efendime söyleyeyim, hatta bunu buradan şöyle keselim ve tam şuraya arkadaşlar dahil edelim, yapıştıralım. Yok, öyle olunca olmuyor. Peki, tamam. Yani o zaman şu şekilde yapıştıracağız. Evet, swordfish. Ben şuradaki çizgileri alayım o zaman, alttaki çizgiyi alayım, tamam. Swordfish, keşkek and Bodrum dessert, lokma. What is the location of the city? Peki, şehrin lokasyonu nedir?
Şehirden bahsettiğimize göre ben ne diyeceğim? Şuradan da çizgiyi daha baştan arkadaşlar kısaltayım ben. Evet. Başa doğru geleyim. Tamam. What's the location of the city? Şehir için it diyebilirim. It is on the southwest coast of Turkey. Yani Türkiye'nin güneybatı sahilindedir. Şunu alayım. Şöyle kopyala dedik. Buraya da yapıştıralım arkadaşlar. Evet. Ve ne diyeceğim? Başına da şunu söyleyeceğim. Şehir dediğim için it diyeceğim. Evet, tamam. Tamam. Şunu alıyorum ve düzeltiyorum. Tamam. Bunu da böyle aşağıya alabiliriz. Görüntümüz düzelsin. Tamam. It's a city on the southwest coast of Turkey. Şimdi tabii it is a city ifadesinde, a city ifadesini alacağız oradan. Soruya doğru cevap verebilmek için gramatik olarak it is a'yı da atacağım. Heh, it is on the southwest coast of Turkey. O Türkiye'nin işte güney batı sahilindedir. What is the population of population in Muğla? Muğla'da nüfus nedir demişti. Peki nüfusumuz neydi? 900,000. Nüfusumuz da 900,000. Onu yazayım şöyle. 900,000. Tamam. Tabii bunun başına gene it koymak mümkündür. Yani it nüfustan bahsediyoruz ya. Hatta koyalım bunu o zaman. Şöyle it diyorum. It is, yani nüfusu kastediyorum burada. O zaman 9'ı tabii küçük harfle başlatmam gerekiyor. It is 900,000. Şurada da U harfini unutmayalım. Peki. What is the weather like there? Şimdi eğer emizar ve like kullanıyorsak, bu bize bir şeyin ardından like kullanıyorsak ya da like'ı to be'nin emizarın ardından kullanıyorsak, bu bize bir şeyin nasıl bir şey olduğunu sorar. Hava nasıl orada? Hava içinde neyi söyleyeceğiz? Şurada vardı o. It has a warm temperature over the year. O zaman şöyle diyebilirim. It is warm. It is warm. Warm o ılıktır, sıcaktır. Over the year diyebilirim. Over the year yani yıl boyunca sıcaktır. Hemen burada da bir düzenlemeye gidiyorum. Ve arkadaşlar düzelttim. What are some tourist attractions? Bazı turistik cazibe merkezleri, attractions. Yani turistik yerler nerelerdir? Nerelerdir arkadaşlar? İşte you can also try, tamam, paragliding'i denedik. Evet, Bodrum Castle, Kaunas Historic Site and Ölüdeniz. Hemen şöyle alayım onu. Ve cevap olarak da buraya yapıştırabilirim. Tamam. Evet, alalım bunu da. Tamam. Bodrum Castle, Kaunas Historic Site and Ölüdeniz cevabı doğru cevaptır. Ölüdeniz, hatta beach diyeceğiz oraya. Çünkü Ölüdeniz kumsalı dememiz gerekiyor. Şöyle düzelteyim. Tamam, Ölüdeniz beach. Peki, bu bölümü de başarıyla tamamladıktan sonra yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım bizden burada ne istiyorlar? Fill in the blanks, boşlukları doldurun. Şimdi kimler var ana karakterlerimiz? Anne var, baba var, Darren var ve Sara var. Bunların da chores yani ev işleri var, yaptıkları günlük arkadaşlar. Peki görseller karşımda duruyor. Önce cümlelere bakayım. Cümlelerden yolumuza devam edelim. Şuradan bir de kalem açalım. Çünkü o resim formatlı olduğu için üzerine yazamayacağımız için kalemle yazacağız. Şimdi is responsible for washing the dishes. Responsible sorumlu demekti. İşte tabakları yani bulaşıkları yıkamaktan sorumludur. Bakıyorum bulaşık yıkayan kim var burada? Burada Darren da var bulaşık kısmı. O zaman buraya ne diyeceğim? Darren diyeceğim arkadaşlar. Darren. Evet. Şöyle biraz da yukarı alayım onu. Tamam. Peki. Must make the bed. İşte yatağı yapmalı. Yatak yapan kimi görüyorum görsellerde? Sara var. O zaman Sara must make the bed. Sara yatağı yapmalı. Biliyorsunuz must meli malı demek arkadaşlar. Evet. Has to do the laundry, has to da zorunda olmak demek. Çamaşırı yıkamak zorunda. Bakayım ben çamaşırı nerede bulacağım? Evet yani şurada ne var? Burada yemek var, burada çöp var. Burada işte masayı kurmak gibi, burada bulaşık yıkamak. Tamam, bulaşık makinesini doldurmak.
Evet, o zaman mom, anne. Şunu çamaşır yıkamak olarak alacağız ve buna ne diyeceğim? Mom diyeceğim. Devam ediyorum yoluma. Taking out the garbage, işte çöpü dışarıya çıkarmak is. Apostrof s var burada, üstten virgül, yani birinin isminin sonuna getirip onun demiş oluyoruz. Mesela Ayşe's, Ayşe'nin, Hasan, Hasan's. Responsibility, sorumluluk. Bakıyoruz çöp torbaları kimin elinde? Babanın elinde. Dolayısıyla ne diyeceğim buraya? That's diyeceğim. That, babanın. Evet. Tabii cümle ortasında olduğu için ben onu büyük harfle yazmayayım. That, evet. Bunu arkadaşlar şöyle şuraya getireyim, ortalayayım ki tamam. Evet, that's responsibility. Üstten virgül ve s biraz daha altta olacaktı bu. Siz öyle değerlendirin, babanın sorumluluğunda. Mom is responsible for the meals. Evet, şimdi yemek ne yapılır arkadaşlar? Cook, yani burada ya prepare kullanacağız ya da cook kullanacağız. For'dan sonra cooking şeklinde söyleyeceğim bunu. Fiili isimleştirmiş oluyorum. For cooking the meals, yemekleri pişirmekten. Dad must, babam malı, ne yapmalı? The table for dinner, akşam yemeği için. Bakıyoruz masayı kuruyordu burada. Masa kurmak neydi peki? Set the table, fiilimiz set. Kurmak, hazırlamak ya da masayı. Darren has to the floors. Evet, Darren'a bakıyoruz. Zemini ne yapıyor arkadaşlar? Elektrikli süpürge var elinde. Elektrikli süpürge yapmakta. Vacuum. Evet, vacuum diyorum. Darren has to vacuum the floors. Diğerleri elektrik süpürgeyle süpürmek zorunda. The dishwasher is Sarah's responsibility. Bulaşık makinesi Sarah'nın sorumluluğunda. Şimdi arkadaşlar tabii yani yukarıda fiiller varmış arkadaşlar. Ben bakayım. Tamam. Yukarıdaki fiillere hiç bakmıyorum bile. Resimlere bakıp vallahi kendim çatır çatır yazıyorum fiilleri. Peki. Yani boşaltmak olmadığına göre burada kutuda doldurmak olduğuna göre loading the dishwasher diyeceğim. Loading. Loading the dishwasher. Bulaşık makinesini doldurmak is Sarah's responsibility. Sarah'ın sorumluluğu. Peki, peki. Şimdi burada bir temizlik yapıyoruz. Biz de bir chore yapalım. Temizliğimizi yaptık ve yolumuza devam ediyoruz. E bölümüne geldik. Burada arkadaşlar answer'da test diyor. Teste cevap verin. Evet, bir de yazılı, örnek yazılı, bir de test bölümü var. Cevap verelim bakalım. Hi, merhaba ya da selam. Çünkü daha samimi bir selamlama. I'm Linda, ben Linda. Today is Saturday. Bugün cumartesi. And we are busy with some chores. Ve biz diyor, bazı ev işleriyle, günlük işlerle meşgulüz. We emptied the dishwasher. Empty, boşaltmak. Bulaşık makinesini boşalttık. Dusted the furniture, mobilyanın tozunu aldık. And washed the dishes, ve tabakları da yıkadık. But we have still a lot of things to do. Ama still hala bizim yapacak çok şeyimiz var. First, öncelikle my sister is going to take out the garbage. Going to ejekacak demektir. Fiilin önüne gelir. İşte take out, çöpü dışarıya çıkarmak. Önünde ejekacak var. Çöpü dışarıya çıkaracak. Because, çünkü the kitchen has unbearable smells. Mutfakta dayanılmaz, unbearable kokular var. And then, ve sonra I'm going to sweep the floors. Bu da elektrikli süpürgeyle değil, bildiğimiz normal işte süpürgeyle, el süpürgesiyle süpürmek. And iron the clothes, ve elbiseleri ütüleyeceğim diyor. Yerleri süpüreceğim ve elbiseleri de ütüleyeceğim. We have some guests. Bazı konuklarımız var for dinner, akşam yemeği için. So dolayısıyla Mom will cook dinner. Annem akşam yemeğini pişirecek. And set the table, ve masayı hazırlayacak, kuracak. My father will do shopping. Babam alışveriş yapacak. Feed the family dog. Ailenin köpeğini besleyecek. And wash the car, ve arabayı yıkayacak. Peki. Şimdi bakalım ne oluyor arkadaşlar testte. The kitchen smells very bad. Mutfak çok kötü kokuyor. Peki niçin kokuyordu kötü? Şurada. First, önce kız kardeşim çöpü dışarıya çıkaracak. Çünkü mutfakta dayanılmaz kokular var diyordu. Ha, o zaman arkadaşlar ne demem gerekiyor? The kitchen smells very bad. Mutfak çok kötü kokuyor. Arkadaşlar so'dan sonra, because'dan sonra sebep cümlesi gelir. So'dan sonra sonuç cümlesi gelir. Bu yüzden ya da dolayısıyla Linda's sister, Linda'nın kız kardeşi will take the rubbish out. Çöpü ne yapacak?
dışarıya çıkaracak. Şuradan işaretlerimi alayım ve doğru cevap arkadaşlar C seçeneği olacak. Şöyle, şöyle yapalım, tamam. C seçeneği doğru cevabımız. Ya da doğru düzgün olmadı diyorum. Efendime söyleyeyim, işaretlememi bir kere daha alıyorum. Göz zevkimiz bozulmasın, gönüller hoş olsun diyorum ve C'yi böyle işaretliyorum. Which one is true according to the text? Metne göre hangisi doğru? Linda's sister will feed the dog. Köpeği Linda'nın kız kardeşi besleyecek. Hayır, babası besliyordu. My father will feed the family dog. Biz doğruyu arıyoruz arkadaşlar, doğruyu. Onu da şöyle dikkat çekelim ona. Linda has already ironed the clothes. Linda çoktan ya da zaten kıyafetleri ütüledi. Şimdi bir bakıyoruz ütüleme meselesine. Yapacak çok işimiz var. Tamam. Guest denir. Ha. Ben diyor ütüleyeceğim. Ütüleyeceğim dediği için I'm going to sweep the floors and iron the clothes. Dolayısıyla bu da doğru değil. Henüz ütü yapılmadı. Linda's father will only do inside chores. Linda'nın babası sadece inside, ev içindeki işleri yapacak. Bakıyorum, hayır, alışverişe de gidiyor ve arabayı da yıkıyor. Bu da yanlış. They haven't finished the houseworks yet. Ev işlerini henüz bitirmediler. İşte doğru olan seçenek budur arkadaşlar. Peki, bu kısmı 1-2, tamam. 1-2-3 demiş. Şimdi bunları işaretledikten sonra şurada bir temizliğe gidelim ki ortalık karışmasın. Üçüncü soruya gidelim arkadaşlar. Üçüncü soruda which task is not mentioned in the text diyor. Metinde neyden bahsedilmemiştir? Ütüden bahsedildi. Bunu biliyoruz. Iron the clothes. Efendime söyleyeyim işte yemek yapmaktan bahsedildi. Yemeği anne yapacak ama yemek yapmaktan bahsedildi. Köpeği beslemekten de bahsedildi. Bahsedilmeyen nedir arkadaşlar? Çiçekleri sulamak, water the flowers yok bizim metnimizde. O yüzden ne yapıyorum? D seçeneği doğru seçenektir diyor. Ve bunu da temizleyip yoluma devam ediyorum. Şöyle 3. Dördüncü soruya bakayım. Temizleyememişiz. O zaman tekrar temizleyelim. Peki. Hüseyin is responsible for emptying the dishwasher. Hüseyin bulaşık makinesini boşaltmaktan sorumlu. But ama şimdi burada bir ama var. Bir olumsuzluk gelmedi arkadan. İşte evet, yani bulaşık makinesini boşaltmaktan sorumlu ama o bunu tercih ediyor diyemeyiz. B'de he's crazy about it, o bunu yapmak için çıldırıyor, çok istiyor diyemeyiz. Ama o bunu yapmalı diyemeyiz, ama denilecek bir durum yok çünkü ondan sorumlu zaten. Ha, sorumlu ama he doesn't like doing it, bunu yapmayı sevmiyor diyebilirim. Dolayısıyla olması gereken seçenek D seçeneğidir. Peki. Şimdi şöyle yapalım. Tamam. Gene temizliğimizi yapalım. You want to have grilled chicken for the dinner. Siz akşam yemeği için ızgara tavuk istiyorsunuz. How do you offer? Şimdi evet, how do you offer? Nasıl teklifte bulunursunuz bu konuda? Offer teklif etmek demek. Bakalım nasıl? Let's have chicken, bir barbekü. Hadi işte tavuk barbekü yiyelim. Olur mu? Olur. Why don't we have fried chicken? Neden kızarmış tavuğumuz yok? Biz kızarmış istemiyoruz. Biz grilled istiyoruz. Izgara istiyoruz. What about having boiled chicken? Burada da ne var? Haşlanmış tavuk var. Bu da değil. Let's have fried chicken. Gene kızarmış tavuk. Evet. Benim için doğru seçenek nedir arkadaşlar? Madem siz grilled, ızgara istiyorsunuz, o zaman o barbekü olmalı ve doğru seçenek de ne olmalı? Dolayısıyla A seçeneği olmalı. Peki, devam ediyoruz test kısmından. Evet, devam ediyoruz ve yukarı geldik. 6 ve 7. soruları resme göre cevaplayın diyor. Resimde ben ne görüyorum? Northwest College Jazz Festival. Northwest College Jazz Festivali. Günü görüyorum, Saturday. 23 Mart'ta. Ve saati de var. İşte Music House, müzik evinde. Burada bir telefon numarası var. Burada da bir e-mail adresi var. Bakalım o zaman. Which we cannot find in the picture. Hangisini cannot find? Resimde bulamıyoruz. Şimdi
Evet, yani contact information diyor, telefon numarası var, bunu buluyoruz. The date and the time, tarih ve zaman diyor, tarihi burada buluyorum, saati de burada buluyorum. Peki, music type, jazz festival, caz müziği. The price, peki fiyat var mı? Bununla ilgili yok. O zaman evet arkadaşlar, işaretlemem gereken de odur. Çünkü biz fiyatı bulamıyoruz. 7'ye bakıyorum. This is from a, bu diyor nereden? Bir neyden? Concert brochure, konser broşürü olabilir. Flight information, uçuş bilgisi. Hayır. Movie ticket, sinema bileti de değil. Amusement park'ta, Luna Park değil tabii. Nereden? Bir konser broşüründen diyeceğim. A seçeneği doğru seçenek olacak. Peki temizliğimi yapıp yola devam edeyim. 8. soruya geldik. 8. soruda ne var? Öğretmen şöyle bir cümle kuruyor. Görselimiz de böyle. You are always late. Sen hep geç kalıyorsun. Please, lütfen, lütfen deyip öğretmen ne ilave eder acaba? Keep your desks clean. Sıranı temiz tut. Olmaz. Focus on your task. Görevine odaklan. Değil. Don't eat or drink in the class. Sınıfta yiyip içme. Değil. Come to the class on time. On time vaktinde demek. Evet. Sınıfa vaktinde gel der mi? Der öğretmen. Çünkü zaten ne diyordu? Hep geç kalıyorsun diyordu. Bursa has a very rich, Bursa sahiptir. Çok zengin bir neye acaba? You should definitely try. Sizin kesinlikle definitely try denemek, denemeniz gerekir. İskender İnegöl meatball, İskender'i İnegöl köftesini and candied chestnut ve kestane şekerini. Peki o zaman nesi vardır? Konaklaması değil, budget bütçesi değil, lokasyonu değil, location. Nesi vardır? Yemek çeşitleri yani kuzin vardır diyor. Temizleyip devam ediyorum arkadaşlar. Which synonyms match is not true? Şimdi sinonim eş anlamlı demektir. Hangi eş anlamlı eşleşmesi burada doğru değildir? Bakalım. Very cold, çok soğuk, freezing, dondurucu doğrudur. Well known ve famous ikisi de meşhur demektir. Duty ve task görev demektir. Bu eşleştirme de doğru. Ama travel seyahat marvelous muhteşem demektir. Bu eşleştirme ne oldu? Yanlış oldu arkadaşlar. Alıyorum ve A'yı işaretliyorum. 11'e bakıyorum. Which one is different from others? Hangisi diğerlerinden farklıdır? Bakalım hangisi farklıdır? Şimdi I have to, ben zorundayım demek. I think, sanırım demek. In my opinion, bence, benim fikrime göre. According to me, de bana göre. Yani bu üçü kişisel görüş bildirirken cümle başına koyduğumuz ifadeler. Bence, bana göre ve benim fikrime göre. Peki burada farklı olan nedir? I have to, zorundayım ifadesi farklıdır. O yüzden A'yı yuvarlak içine alacağım, işaretleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sınavında böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Alnımızın akıyla bu işin içerisinden çıktık. Hepinize önümüzdeki dönemde sınavlarınızda başarılar diliyorum. Ve başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.